Irak'ta bir taraftan yoğun siyasi ve IŞİD'le şiddetli savaş dahil askeri gelişmeler devam ederken, diğer taraftan Süleymaniye'de Kürtçe müziğin ilk idolünün seçileceği ses yarışması sürüyor. Irak, İran, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden katılımcıların olduğu yarışma Uydu kanalı Kürtsat'ta yayınlanıyor. Yaklaşık 200 katılımcıyla başlayan ve 15 Temmuz'da final yapacak olan yarışmada ilk Kürt idol olmak için 16 katılımcı yarışıyor. Final heyecanının giderek yükseldiği yarışmaya katılanların hikayeleri de oldukça dikkat çekici ve her bir hikaye bölgedeki durumun ve bölge tarihinin özeti gibi. IŞİD'in Kobani saldırısı sırasında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kaçan Jinda Kanju, yarışmaya katılabilmek için mültecilik hakkını yakmayı göze almış. Kürt idol yarışmasının yapılacağını sosyal medyadan öğrenen Jinda, önce elemeler için yaşadığı yer olan Mersin'den İstanbul'a gitmiş. Şam'da 2 yıl konservatuvar bölümünde okuduğunu söyleyen Jinda, savaşın başlamasıyla birlikte öğrenimini yarıda bırakmış. Geleceğe dair ne yapabileceğine yarışma bittikten sonra karar vereceğini anlatan Jinda, müziğe profesyonel olarak devam etmek istediğini söylüyor. Kürt idole İran'dan katılan 22 yaşındaki Hezel Mustafa da Jinda gibi yarışmadan sonra ailesinin yanına dönüp dönmeyeceğini bilmiyor. İran'ın Kürtlere yönelik politikasının yanı sıra kadınların şarkı söylemesini yasaklayan uygulamalar nedeniyle tedirgin olduğunu söyleyen Hezel, profesyonel müzik eğitimi almamış, evde kendisi çalışmış. Yarışmadan sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Hezel'e ailesi ilk başta annesinin sağlık sorunlarının da etkisiyle itiraz etmiş. Ancak Hezel ısrarcı olunca ailesinden istediği desteği almış. Geriye dönebilir miyim bilmiyorum ama sonrasını düşünmedim. Sadece hayallerim için ve müzik hayatımı başlatmak için geldim diyen Hezel, ailemde sanatla uğraşan yok ama müziği seviyorlar. Benim böyle bir yeteneğim olması onları çok mutlu etti. Beni buraya babam getirdi diye konuşuyor. Aslen Kerkük'lü olan ancak ailesiyle birlikte Süleymaniye'de yaşayan Tanya Aso, babasının Kerkük'te peşmerge saflarında savaştığını söylüyor. Tanya'ya babasının bir kısmı IŞİD'in elinde olan Kerkük'te savaşıyor olmasının dikkatini dağıtıp dağıtmadığını soruyoruz. Tanya, babam ve peşmerge arkadaşları beni telefondaki internetten izliyorlar. Destek veriyorlar, babam orada savaşıyor, ben de burada bir şeyler için savaşıyorum diyor. Yarışmadan sonra müzik hayatına devam etmek istediğini anlatan Tanya'nın tek amacı iyi bir müzisyen olmak. Kürt idol yarışmacıları arasında ailesi de profesyonel olarak müzikle uğraşan az sayıdaki isimden biri Roza Gergeri. Roza'nın ailesi 1915'teki tehcir kanunu nedeniyle Gürcistan'a göç etmek zorunda kalmış. Yarışmada İran'a göç edip din değiştiren bir akrabasıyla karşılaştığını anlatan Roza'nın yarışmaya katılımı da sosyal medya sayesinde olmuş. Tiflis'te bir programda piyano çalan Roza'nın görüntüsü internete yüklenmiş ve görüntüyü izleyen yarışmanın yapımcılarından biri Roza ile temas kurmuş. İngilizce şarkı da söyleyen Roza, Kürtçe şarkıları piyanoya göre düzenleyip okuduğunu ve genellikle folklorik eski şarkıları söylediğini anlatıyor. Şengal'de IŞİD'in ezidilere yaptığı katliamın bütün insanlığın ortak yarası olduğunu söyleyen Roza, bu katliamları ilk kez yaşamıyoruz, tekrar yaramızı açtılar diyor. Yarışmaya katılanların büyük kısmının profesyonel müzik eğitimi olmaması dikkat çekiyor. Ancak müzik enstitüsünün ardından üniversitede opera eğitimi alan Süleymaniyeli Mustafa Selar'ın durumu farklı. Aslında müzik öğretmeni olan ancak şimdilerde bölgedeki ekonomik durum nedeniyle çalışamayan Mustafa Selar, yarışmadan ümitli ancak gelecekten pek beklentili değil. Savaşların toplumsal yapı kadar sanatı da tahrip ettiğini söyleyen Mustafa Selar, yarışmada birinci olması halinde müziğe devam edebilmek için fırsatlar yakalayabilmeyi umuyor. Yarışmaya Erbil'den katılan Zerevan Casım ise müzikle çocukların katıldığı bir ses yarışmasında finale kalacak kadar uzun süredir ilgileniyor. Ancak babasını kaybettikten sonra müziği bırakmak zorunda kalan Casım, Kürt idole katıldıktan sonra teklifler almaya başladığını söylüyor.
Yarışmanın ilk haftalarında seçtiği şarkılar nedeniyle jürinin tepkisini aldığını anlatan Casım, "Yarışma başladığında arabesk şarkılar söylüyordum ancak jürinin tepkisiyle karşılaştım. Kürt müziği üzerindeki yoğun arabesk etkisine dikkat etmemiştim. Daha sonra şarkılarımı daha dikkatli seçmeye başladım," diyor. Aslen Mardinli olan Ronnie Artin ise Kürtçe rap müzik yapıyor. Ronnie'nin rap müzikle tanışması ise çocukken biraz da filmlerin etkisiyle hip hop'a ve break dansa merak sarması sayesinde oluyor. Yarışmaya katıldıktan sonra Kürtçe rap şarkılarına yönelik tepkilerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ronnie, "Türkiye'de rap müzik biraz daha biliniyor. Buralarda çok çok zayıf. Hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Rap onlar için sadece hızlı konuşma," diyor. "Yarışmayı kazanmak gibi bir amacım yok. Kürtçe rap müziğin yapılabileceğini gösterip gitmek istiyorum," diye konuşan Ronnie, rap müziğinin az biliniyor olmasına tepkili. Rap müziğin Afro-Amerikan kökenli olduğunu ve Amerika'daki siyahların acılarını, sitemlerini ritme dökmesiyle ortaya çıktığını anlatan Ronnie, "Bizim kültürümüzde o kadar çok acılarımız, anlatacaklarımız var ki binlerce rap müzik albüm çıkabilir. Niye sadece arabesk? Bu zihniyetten çıkmak lazım," diyor. Kürtçe şarkılar söyleyen yarışmacıların yaşadığı dil ve lehçe farklılığı sorunundan Ronnie de şikayetçi. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürtlerinin farklı lehçe ve şiveler kullanmaları ve kimi zaman birbirlerini anlamayacak kadar dil farklılığı yaşanması yarışmacıların önündeki handikaplar arasında. Yarışmacıların elenmesinde jüri kadar izleyiciler tarafından gönderilen SMS'lerin de etkili olduğu yarışmada lehçe farklılıklarının sonuçları etkileyebileceği söyleniyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.